Şimdi elimde böyle bir ampul var. Bu ampul içi boş arkadaşlar. İçini sökmüştüm ben. Bozulmuştu yani. Daha artık çok projelerde kullandım. Halen daha da kullanmaya devam ediyorum. Şurası gitti. Şimdi buna ne yapacağız biliyor musunuz? Benim böyle bir fenerim var. Şu anda sökük. Zaten sökecektim ben bunu. Bunu şöyle göstereyim yanıyor mu diye. Yani gördüğünüz gibi yanıyor. Kabloları sökük. Şimdi bunu da bir tane batarya vardı. Sakız batarya diyoruz biz bunlara. Ben bir tane daha koymuştum içine. Bende bir tane daha vardı. İki tane bataryayla bir gece boyunca yandı ve halen daha yanıyor. Ben doldurmadım yani bunun şarjını. Ve bayağı bir gidecek gibi. O yüzden bunun içine monte edeceğim. Şöyle sökelim abi. Buranın alt tabakası var. Olmazsa böyle tabakanın üstüne bunu yaparız. Bu şekilde. Bunun arkasına da hani şarj edebilmek için, kolayca şarj edebilmek için şöyle bir dişi USB takmayı düşünüyorum. Bu şekilde takacağız abi. Ondan sonra herhangi bir adaptörümüze takacağız. Dolacak bu şekilde. Bu arada zaten üstünde BMS devresi de var. Yani bu devrenin üzerine dizili olan LED'ler var ve bu devre bataryaları dolduruyor. Bataryaları düzenli bir şekilde dolduruyor arkadaşlar. Böyle iki adet de tutma aparatlarımız var. Bunları bir tanesini ben başka bir aletten söktüm. Bunu da bir tane drummer matkabından söktüm. Şu şekilde geçtiği zaman yani tabii daha güzel olacak. Şöyle istediğimiz yere asabileceğiz. Bu da yedeği olur. Yani başka bir yere asmak istediğimiz zaman yanına koyabiliriz. Yani yanında olur bu şekilde. Şimdi burada düğmesi var. Şurada görüyorsunuz. Bu düğmeyi sökmemiz lazım. Bunu nasıl sökersek aynı şekilde bağlamamız gerekiyor. Şimdi düğmeye kablolarla eğimleyeceğim arkadaşlar. Evet, şu şekilde yaptım. Bunu böyle dışarıdan yapıp bunu böyle dışarıdan koyup kabloları içeri vereceğim. O şekilde olacak. Şurasını çıkarmamız lazım. Şöyle bir USB kablom var. Bunu buradan çıkardım ya. Hemen içinden sokuyoruz abi bu şekilde. Gördüğünüz gibi çıktı. Bunu bir düzeltiyorum şimdi abi. Güzel bir şekilde düzeltip aralara bir şey koyup hatta şöyle plastiğini de çıkaralım. Plastiğini bilerek sökmedim ki yapışkan sürersem eğer yapışkanın sürme şeyi kalsın. Yani yapışkan plastik daha iyi tutar ya arkadaşlar. O yüzden bu şekilde çok güzel oldu. Böyle taktıktan sonra arkadaşlar kabloları açtırdım. Hemen buna lehim edeceğim. Lehim etmeden önce buraya tablayı yerleştireceğim. Şöyle bir plastik kestim arkadaşlar. Beyaz bir plastik. Böyle bir plastik kestim. Bunu bu şekilde yapacağım. Zaten buradan bu kablo buradaki lehimlere gelecek. Buradan da bataryalara gidecek. Buradan bir kablo daha gelip ortaya gelecek. Montajını yaptım. Yanıyor. Bu USB montajını yapıyorum.
Evet, görüldüğü üzere çalıştı ve yanıyor. Şarja da taktım. Şarj oluyor şu anda. Bu yanları deldim arkadaşlar. Bu deldikten sonra şöyle asmak için taktım bunu, bu parçayı. Şimdi karanlık oldu, yani akşam oldu. Deniyoruz. Şarj ettim. Bayağı güzel yanıyor. Hatta şu an yanıyor. Lambayı kapatıyorum. Evet. Çok güzel ışık ediyor. Böyle istediğimiz yere asabiliyoruz. Mesela şurada bir yer var abi. Hemen astık. Yanıyor güzel bir şekilde. Burayı ben bantladım. Bantlarken göstermeyi unuttum. Bir saniye ışığı yakayım. Burada düğme çok güzel oldu. Mesela üstüne basıyorum. Bak, kademeli. İki düşük kademe. Bir düşüğü. Ve komple söndü. Böyle etrafını da bantladım. Bu taraflarda niye bantladım? Delik yani geniş oldu. Çünkü bu alüminyum değil. Yani teneke, bildiğiniz teneke parçası şu. Bunu delince yani genişten delindi. O yüzden de buraya bant sardım ki yani kalın olsun ve içine girdi bu şekilde. Çok da güzel oldu. Her yere asabiliyoruz. Yani şöyle mesela bir şey olsun. As. Ya çadır için 10 numara bu. Dediğim gibi 2 gün 3 gün gidiyor yani bunun şarjı. Çok güzel oldu yani. Önümde şu an motor var. Şöyle gördüğünüz gibi baya aydınlatıyor yani. Yapılışını gördünüz. Şu şekilde çok da güzel oldu. Dediğim gibi. Mükemmel. Mükemmel. Kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.